Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Tanzimat Edebiyatı'nın önemli sanatçılarına Ahmet Mithat Efendi ile devam ediyoruz. Evet, Ahmet Mithat Efendi. Sanatçı İstanbul'da doğar, daha sonra Tuna vilayeti Mektubi kalemine girer. Mithat Paşa'nın takdirini kazanır. Evinde kurduğu matbaada kendi eserlerini yayımlar. Bir ara Rodos'a sürülür. Döndüğünde de tercümanı Hakikat gazetesini çıkarır. Dekadanlar diyerek serveti fünun sanatçılarını eleştirir. Halkı aydınlattığı için Hacı-i Evvel yani ilk öğretmen olarak anılır. Ahmet Mithat Efendi Tanzimat'ın en popüler yazarıdır. Onu toplumcu bir anlayışla halkı için yazan öykü ve romancı olarak da tanımlayabiliriz. Farklı alanlarda 200'den fazla eseri olan Ahmet Mithat, halka okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışır. Tarih, felsefe, biyoloji, fizik, astronomi gibi değişik alanlarda eserleri olan sanatçı, üsluba özen göstermediği, çala kalem yazdığı ve eserlerinin sanatsal nitelikleri güçlü olmadığı için kalıcı olamadı. Bu üretken yazarımız eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. Romanlarında romantizmin etkileri bulunan sanatçı, olayların akışını keserek okuyucuya ansiklopedik bilgiler aktarmıştır. Edebiyatımızın bu yazı makinesi edebiyatımızın ilk öykülerinde yazmıştır. 1878'de tek başına Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarır. Şimdi sanatçının yapıtlarına bir göz atalım. Roman türünde Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey'le Rakım Efendi, Henüz 17 yaşında, Jön Türk, Dünyaya İkinci Geliş ve Dürdane Hanım. Öykü türünde Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat, Yeniçeriler ve Obur. Gezi yazısı türünde Avrupa'da Bir Cevelan. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.